4 tane inci alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Arkada yaklaşık 30 santimlik ip bırakıyorum. Ve düğüm atıyorum. Her bir incimin arasına bir tane 11.0 boncuk takıyorum. Son boncuğumu takarken 2 tane boncuktan geçiyorum. Bu sırada her bir boncuğumun üzerine 3 tane 11 boncuk yerleştiriyorum. Son 3 boncuğumu takarken boncuktan ve inciden ilerliyorum. Sekiz sıfır boncuk alıyorum ve şöyle çapraz gelecek bir şekilde karşıdaki inciden geçiyorum. 8 0 boncuğumu şu şekilde oturttum. İşimi şöyle çeviriyorum. Ve yukarıdaki iki tane boncuktan çıkıyorum. Buraya herring bon yapacağım. İki boncuk aldım. Ve sağdaki iki boncuğumdan aşağıya iniyorum Ve soldaki 3 boncuğumdan Yukarıya çıkıyorum 2 tane boncuk aldım Sağdaki ilk boncuğumdan iniyorum soldaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Son iki boncuğumu alıyorum ve sağdaki tüm boncuklardan aşağıya iniyor. Bu kısma 5 sıra herring bon yapmış oldum. Buradan Önce boncuğumun içinden, daha sonra incimin içinden içiyorum. İki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve işimi ön kısma çeviriyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Sağdaki iki boncuktan iniyorum. Soldaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum ve sağdaki ilk boncuktan iniyorum. soldaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Sağdaki iki boncuktan aşağıya iniyor. Şu şekilde iki tarafa da 5 sıra hering bon yaptım. İpim sağ taraftaki boncukta sol taraftaki 3 tane boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir tane inci alıyorum ve bu taraftaki 3 boncuktan aşağı iniyorum. soldaki iki tane boncuktan yukarıya çıkıyorum. Sağ baştaki ilk boncuktan yukarıya çıkıyorum. İncimin içinden geçiyorum. 3 tane inci alıyorum ve bu incime çaprazlıyorum. Ve incilerimin arasına birer tane 11 sıfır boncuk yerleştiriyorum. 8 0 boncuğumu alıyorum ve çapraz gelecek bir şekilde yukarıdaki boncuğumdan çıkıyorum. İlk boncuğuma geçiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. İki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Ve buraya 5 sıra oluncaya kadar herring bon yapıyorum. Son iki boncuğumu alıyorum. Ve sol taraftaki boncuklarımdan aşağı kadar iniyorum. Buradan karşıya geçiyorum. Ve karşı taraftaki boncuğumdan geçiyorum. İşimi şöyle ters çeviriyorum. Rahat çalışmak için. 3 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. sağdaki 2 boncuktan yukarıya çıkıyorum. <laughs> Ve buraya da 5 sıra oluncaya kadar herring bon yapıyorum. Son iki boncuğumu alıyorum ve 2 boncuk aşağıya iniyorum. Sağ taraftaki boncuklardan 2 boncuk çıkıyorum. Ve sol taraftaki ilk boncuğuma geliyorum. bir tane inci alıyorum ve bu taraftaki ilk sıra boncuklarımdan 3 boncuk aşağıya iniyorum. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. ve sağ taraftaki ilk boncuğumdan geçiyorum. Ve incimin içinden geçiyorum. 3 tane inci alıyorum ve bu incime çaprazlıyorum. Evet yeni başlayacak modelimizi de kurduk. İşimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde kapatma kısmı yapacağız. Evet arkadaşlar ben bilek ölçü boyuna kadar işimi yaptım ve geldim. En son iki tarafa da 5 sıralı herring bonumu yaptım. Şimdi buradan kapatma kısmına geçeceğiz. İpim en sağ taraftaki boncuğumda. Hemen yana 2 boncuk iniyorum. 2 tane boncuk aldım ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. şöyle yanına oturttum. İki boncuk yukarıya çıkıyorum. Ve bu taraftaki iki boncuğumla birleştiriyorum. Tekrar buradan bir tur daha geçiyorum ki sağlamlaşsınlar diye. emin şu boncuğumdan çıkması gerekiyor. Bu yüzden bu boncuklarımdan 3 boncuk aşağıya iniyorum. Buradan 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. ve ikinci boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Şimdi buraya boncuktan halkamı oluşturacağım. 6 tane boncuk alıyorum ve ortadaki boncuğumu atlayıp buradaki iki boncuğumdan iniyorum. Şu şekilde hem modelimi burada kapattım, sonlandırdım hem de boncuktan halkamı oluşturdum. Tekrar içlerinden bir tur daha geçeceğim. Evet, şimdi boncuklarımın içerisinden geçeceğim, düğüm atacağım ve kapamamızı takacağız. Evet, şimdi kapamamızı takalım. Kapamamızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.